Mankenlikten oyunculuğa geçen en güzel Türk kadınları kim? Herkesin merak ettiği konulardan biri de bu. Peki sizce mankenlikte başlayıp oyunculuğa devam eden ünlüler kimler? İşte mankenlikten oyunculuğa geçen 15 Türk güzeli. Nebahat Çehre, 1960 Türkiye güzeli. Türk sinemasının yıldızı Nebahat Çehre her dönem güzelliği ve oyunculuğu ile gündemde. 75 yaşında olan Nebahat Çehre aslen Samsunludur. Daha 15 yaşında Türkiye güzeli seçilen Nebahat Çehre iki kez evlilik yaptı. İlk evliliği 1967 yılında Yılmaz Güney ile oldu. İkinci evliliği ise 1976 yılında Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Didemil ile yaptı. Nebahat Çehre'nin çocuğu yoktur. En çok bilinen diziler arasında Aşk-ı Memnu, Aşk, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk vardır. 2. Aydan Şener, 1981 Türkiye güzeli. 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. 1 yaşındayken Bursa'ya yerleşen, ortaokul ve liseyi Bursa'da tamamladı. 1 yaşındayken Bursa'ya yerleşti, ortaokul ve liseyi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Çok kısa bir mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması ise 1983 yılında oldu. Küçük Ağa dizi ile başladı ve 1983 yılında evlendi. En çok bilindik olduğu oyunları ise Çalı Kuşu, Mühürlü Güller, Ay Işığında Saklıdır dizileri. 3. Hülya Avşar, 1982 Türkiye güzeli. Hülya Avşar 10 Ekim 1963 doğumludur. Türk sineması ve dizi oyuncusu, sanatçı ve sunuculuk yapmıştır. Balıkesir'de dünyaya gelen, 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzeli yarışmasında birinci seçildi. Fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı. 1983 yılında Avşar'ın yaşamının dönüm noktasıydı. Fikret Akan ve Salih Güney ile baş oynadığı Haram filmi ile kariyerine başladı. İntiba 1982 yapım, Sevginin Gücü 1993 yapım, Ah Bir Zengin Olsam 99 yapımı, Zümrüt 2004, Muhteşem Yüzyıl Kösem 2015 yapımında oynamıştır. 4. Defne Samyeli, 1991 Türkiye güzeli. Spiker, sunucu, oyuncu ve köşe yazarı olan Defne Samyeli 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalıdır. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Interstar'ın güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçildi. En çok bildiğimiz dizileri ise 2010 yılında Her Şey Bambaşka, 2011'de Söz Teması, 2015 yılında ise Kutlar Vadisi Pusu 9. sezonda oynamıştır. Pınar Altuğ, 1994 Türkiye güzeli. 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Fransız Lisesi'ni okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini yarıda bıraktı. 1995 yılında televizyon hayatına başlayan güzel oyuncu, 95-98 yıllarında çeşitli magazin programcılığı yaptı. 99 yılında Pınar'ın Yemek Zevkli adlı programı yapmaya başlarken hemen ardından mankenliği de bıraktı. En çok bildiğimiz dizileri ise 2000 yapımı Kur Kapanı, Çocuklar Duymasın 2002 ve 2010-2017 yıllarındaki yapımı ve Aile Reisi. 6. Çağla Şiker, 1997 Türkiye güzeli. 2 Ocak 1979 İstanbul doğumlu olan oyuncu, annesi Adanalı, babası Azerbaycan Türklerindendir. 1993-96 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar Lisesi'nden mezun olurken 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Podyumlarda manken ve fotomonter olarak kariyer yapan Çağla Şiker, televizyon programı sunuculuğu ile oyunculuk hayatına başladı. En çok bildiğimiz dizileri ise Görgüsüzler, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası ve Bugün Ne Giysem. 7. Cansu Dere, 2000 Türkiye güzeli. 1980 yılında Ankara'da doğdu. Yunanistan göçmeni bir aileden doğan Cansu Dere, ilk ve ortaokulunu İzmir'de okudu. 2000 yılında
Kanal D'nin Miss Turkey güzellik yarışmasında Türkiye üçüncü seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sıla karakteri ile adeta hafızalara kazınan Cansu Dere, 2009 yılında döneme damga vuran Ezel dizisinde ise Eyşan rolü ile adeta ünlenmişti. Hatta Eyşan karakteri bir ideal olmuştur hala günümüzde. En çok bildiğimiz dizileri ise Sıla, Ezel, Behzat Ç., Son Osmanlı, Yandım Ali. 8. Gamze Özçelik, 2000 Türkiye Güzeli. 29 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Başak Burcu'dur. 60 kilogram, 1.73 boyundadır. Sanatçının göz rengi kahverengi, saçı ise sarıdır. 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmiştir. Popstar isimli yarışmada sunuculuk yapan güzel oyuncu, en çok bildiğimiz dizileri ise Arka Sokaklar, Tatlı Hayat, Düşler ve Gerçekler. 9. Birce Akalay, 2004 Güzeli. 1984 yılında İstanbul'da doğan güzel oyuncu, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamıştır. 2004 yılında 20 yaşındayken 2004 Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. oldu. En çok bildiğimiz dizileri ise Küçük A 2014 yapımı, Yer Gök Aşk 2016 yapımı, Siyah Beyaz Aşk 2017 yapımı ve son olarak Babil 2020 yapımı. 10. Selen Soyder, 2007 Miss Turkey Güzeli. 26 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğdu. 2007 yılında Star TV kanalında yayınlanan Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. En çok bildiğimiz dizileri ise Yer Gök Aşk, Lale Devri, Koda'da Aksiyon, Hangimiz Sevmedik. 11. Leyla Turgutlu, 2008 Türkiye Güzeli. 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Turgutlu, ilkokulu Türkiye'de başladıktan sonra piyano derslerini almaya başladı. Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasında birinci oldu ve tacını yarışmanın jüri üyelerinden Paris Hilton taktı. En çok bildiğimiz dizileri ise Karadayı, Tatlı İntikam, Kiralık Aşk ve son olarak Kızım dizisi. 12. Serenay Sarıkaya, 2010 Türkiye Güzeli. 1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı dizilerini oynadıktan sonra 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu. En çok bildiğimiz dizileri ise Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Lale Devri ve Medcezir. 13. Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzeli. 14 Nisan 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 2011 yılında Miss Turkey birincisi olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşadı. Melisa Aslı Pamuk'un oynamış olduğu diziler Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Sura, Ulan İstanbul, Kara Sevda. 14. Aybük Yapusat, 2014 Türkiye Güzeli. 20 Mayıs 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvar bale mezunudur. Aybük Yapusat'ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen 54 Miss Turkey Güzellik Yarışması oldu. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finalde 3. seçilen Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk teklifini değerlendirdi. Önce Medcezir'de oynayan Aybük Yapusat, daha sonra O Hayat Benim, Familia, Söz ve Şahin Tepesi'ni oynadıktan sonra Her Yerde Sen dizisinde oynamıştır. 15. Dilan Çiçek Deniz, 2014 Türkiye Güzeli. 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Lisedeyken 3 sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. Daha 17 yaşındayken liseler arası tiyatro yarışmasına katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Oyuncu 15 yaşında Güneşi Annem Sanırdım adında şiir kitabı çıkardı. Modellik yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında 54 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda katılmış ve ikinci olmuştur. İlk rolü 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalanlar dizisinde başlamış ve daha sonrasında Patron, Çukur, Bodrum Masalı gibi dizilerde oynamıştır. En çok
bilinen dizisi ise Çukur dizisidir. Peki sizler mankenlikten oyunculuğa geçen oyunculardan hangilerini çok seviyorsunuz? İyi ki mankenliği bırakıp oyuncu olmuş dediğiniz oyuncular kimler? Sizler de sevdiğiniz oyuncuların isimlerini yorum olarak yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.